İyi akşamlar Vestel, günlük grafik. Vestel'de en son ayın 12'sinde yapmışım. Bir üye arkadaşım istedi. Tabii olumlu bir tepki var. Devam ediyor. Yakın zamanda da bir temettü var galiba. 30 Kasım 2.35 brüt. %15'ini düşüyorsunuz gelir vergisi olarak. Dolayısıyla 2 lira falan herhalde geliyor aşağı yukarı. Bu olumlu akım devam ediyor. Oldukça momentumun yüksek olduğunu görüyoruz. 200 günün üstüne bir hareket. Önemli direnç 32-34 şu anda. Onu bir işaretleyelim. Şu 32-30 civarındaki direnç takip edilir. Kırarsa 33-34 diyelim o kısma. 34 ve ondan sonra zaten en yüksek fiyatladığı o alan kalıyor. Yani 38-40 bandı kalıyor burada. Tam 40 görmedi de işte 39-30 gördü arkasından. Dolayısıyla bu dirençler takip edilir. Biri geçildikçe haliyle hareket diğer bir dirence olarak hesaplanabilir. 28-88 8 gün ortalaması önemli hareketin şu anda devam etti. Hareketi devam ettiren destek noktası orası. 8 ortalama. Oraya bakılır. Biraz uzak kalıyor diyebilirsiniz. Uzak kalıyor diyenler böyle çok kısa kar için girip çıkanlar varsa onlar 29.5'u takip edebilir. Genel manada bu alan bozulmadıktan sonra yukarı hareketin hızlı şekilde devam ettiğini varsayarız. Sabırlı olanlar da 28-27.5 bandını aşağıda takip edebilirler. Destek noktası olarak hacim iyi. Güzel bir hacmi var. Devam ediyor o da. RSI 78 biraz sıcak bir alanda RSI ama momentum çok kuvvetli olduğu için genelde 8 ortalamanın üstünde düzeltmeler oluyor ve devam ediyor senetler yoluna. Yani satıcı şimdi 78 normalde kar realizasyonu beklersiniz. Yani orada olur ama bugünlerde bir gün sürüyor. Bir gün iki gün maksimum küçük kar realizasyonları oluyor. Onun için momentum bozulmuyor, düşmüyor. MACD'ye bakıyorsunuz o da pozitif. Dolar olarak bunu da merak ettim. Buna da bir bakayım arkadaşlar dolar olarak. Tabii kayıplar derinleşiyor yani TL'nin değer kaybetmesiyle dolar bazında işte pandemi dibinde alanlar 1.38 dolardan 2.42 onlar hala oldukça gördüğüm kadarıyla kârda ama daha sonra özellikle pandemi çıkışından sonra Temmuz ayında Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım 2020'nin sonbaharına doğru maliyetlenenler ve uzun vade bekleyenler onlar ancak sıfıra sıfır başa baş durumda diyebiliriz. Yukarıda alanlar tabii onlar için çok uzak olduğunu görüyoruz. Herkese iyi akşamlar.